Don diyorsun. Doğru, demek ki açılmamış. Gelmeyeceklerini bile bile söylüyorum. Sert olsun, ayağı da onu açık. Tabii ki ligin ilk maçını oynayacağız. İkinci yarının ilk maçı. Nasıl ilk yarıda çok iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta üstüne çıkmak istiyoruz. Tabii ki zaman zaman sıkıntılar da yaşıyoruz ama çok iyi başladık. İlk oynadığımız işte ligin ikinci yarısında ilk oynadığımız kupa maçımız. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynayarak net bir galibiyet aldık. Çok iyi. Bu da bize moral açısından her açıdan da iyi oldu. Tabii Beşiktaş maçı kolay bir maç değil. Yani iki takım için de çok önemli. Beşiktaş için de çok çok önemli bir maç. Bizim sadece tek sıkıntımız biraz bu maça biraz sıkıntılı gideceğiz. Çünkü hem sakatlarımız var hem de cezalı arkadaşımız var. Şimdi biliyorsun biraz önce de Kone antrenmanı bıraktı. Maçın bakalım ama iyi atlatmamız gerekiyor. Dediğim gibi de zor bir maç. Yani Beşiktaş'la İstanbul'da oynamak çok zordur. Taraftarın önünde oynamak çok zordur. Onun için biz de iyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 3 ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek. Yani. Şimdi zaten Hugo ve Rybalka'dan bu sene bize fayda gelmez. Yani şöyle gelmez. İkisi de bir sakatlık yaşadılar. Eski sakatlıklarını yükseltti ikisinin de. Yani zor. Şu anda biliyorsunuz ikisi de yok. Rybalka donduruldu. Hugo ile de görüşüyorlar. Onun da büyük ihtimalle öyle olacak. Ya bizim tek şey takviye yapmamız gerekiyor bir an önce. Ona uğraşıyoruz. Ona çabalıyoruz. Yetiştirmeye çalıştık. Çok uğraştık ama şöyle istediğimiz şekilde oyuncu bulamadık. Onun için de tekrar araştırmalarımız devam ediyor ama inşallah en kısa sürede de onu bitireceğiz. Çünkü hakikaten şu anda ihtiyacımız var. Yani Fernando'nun 4-6 haftayı bulur. Belki daha fazla bulabilir. Onun için orada da bir sıkıntı yaşayacağız önde de. Hepsinin yönetimle tekrar bir daha görüşeceğiz. Ona göre takviye yapmaya çalışacağız. Tabii ki bu takviye bizim takımımıza iyi uyum sağlayacak arkadaşlar bulmaya çalışıyoruz. İnşallah onu da en kısa sürede yapacağız. Bu takviye 2 diyordunuz hocam. Bu sayı arttı mı? Değişebilir mi? Yani, biz şimdi zaten 2 değil 3 diyorduk. Belki bilemiyorum işte. Bugün konuşacağız başkanla falan bir toplantı yapacağız. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Zaten de bir an önce vermemiz gerekiyor. Çünkü şöyle ikinci yarı maçlar çok zor olacak. Bir de kupaya da gidiyoruz. Mutlaka bizim böyle alternatifli bir kadromuz olması gerekiyor. İşte görüyorsunuz o maç oynadık kupa maçını. En az 3 tane arkadaşımızı oyundan çıkarmak zorunda kaldık daha. Maçların ortalarında bazısını. Bazısı maç bitmeye yakın çıkardık. Onun için de tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bir an önce alacağımız arkadaşlarla da daha da güçlenmek istiyoruz. Yani taraftar şu anda müthiş şekilde destek veriyor. Gerçekten çok iyi ve gitgide de çoğalıyor. Zaten İstanbul'da da en çok Sivaslı vardır. Yani oradaki ondan yana bir sıkıntımız yok. Taraftarla desteğinden çok şeyiz, memnunuz, çok memnunuz. İnşallah devam ederler aynı şekilde. Dediğim gibi de bu maçta hepimiz için önemli bir maç yani. Bu Malatya'daki futbolcunun ismi geçiyor Gülermen'in Sivasspor'la ilgili. Dün yazıldı bazı medyada. Var mı öyle bir şey? Yani hiç kafamız oldu mu? Yani? Yok öyle bir şey. Hiç, ilk defa ben sizden duyuyorum. Bizim şimdi takviye yapacağız ama dediğimiz gibi yani bizim takıma böyle eksik olan yerlerimize almamız gerekiyor. Onun için de öyle bir şey geçmedi. Hiç geçmedi. Şu ana kadar da bütün takım olarak hem uyumlu hem de güzel şekilde
geldik. Ama ligi uzun bir lig maratonu olduğu için burada sakatlar olacak, cezalılar olacak. Bunların hepsi yaşanan şeyler yani olacak. Bu maçta da keza aynı şeyler olacak. Onun için de yapacak bir şey yok. Ama ben kadroma güveniyorum. Diğer arkadaşlarıma da çok güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ama yine de tabii ki iki kulvarda gideceğimiz için mutlaka bizim takımı güçlendirmemiz gerekiyor. O kadar yani. Teşekkür ederim.